Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte muhabbet kuşu eğitimini konuşacağız. Bana YouTube üzerinde çok fazla soru geliyordu bu konuda. Özellikle de muhabbet kuşumu nasıl eğitebilirim ya da bana kolay alışması için hangi tür almalıyım şeklinde sorular geliyordu. Öncelikle hangi tür ya da nasıl bir muhabbet kuşu almalıyım sorusundan başlayalım arkadaşlar. Muhabbet kuşunun size kısa sürede alışmasında türün bir etkisi çok fazla yok arkadaşlar. İngiliz türü, Hollanda türü ya da Çekoslovak türü ya da Jumbo İngiliz olmasının bir önemi yok arkadaşlar. Bunu tamamen siz kendi cebinizdeki paraya göre seçebilirsiniz. Paranız hangisine yetiyorsa onu alın. Bunun yanı sıra direkt pet shop'a gidip de bir muhabbet kuşunu hemen almayın. Öncelikle 15 dakika kafesin içerisindeki tüm kuşları gözlemleyin ve sonrasında hangi kuşu alacağınıza karar verin. Direkt olarak onun rengini beğendim ya da o erkek diye o kuşu almayın. Vaktiniz varsa izleyin biraz. Daha sonra da hangi kuşu alacağınıza karar verin. Benim tavsiyem uysal olan kuşları, çok fazla hareketli olmayan ya da canlı olan ancak çok fazla hareketli olmayan kuşları almanız yönünde. Çünkü uysal olan kuşlar daha çabuk alışıyorlar size. Tıpkı kuşlar da insanlar gibi farklı karakterlere sahiptir arkadaşlar. Onların da farklı karakterleri vardır kuştan kuşa değişen. O yüzden direkt davranışlarını gözlemleyin. Sonrasında karar verin buna. Örneğin ben dünden önce bir tane muhabbet kuşu aldım. 2 gündür bende olmasına rağmen çok çabuk alıştı bana. Bakın arkadaşlar, 2 günlük olmasına rağmen uysal bir şekilde elimde durabiliyor gördüğünüz gibi. Siz de bu tarz kuşları alırsanız size daha çabuk alışacaktır ve elinizde de daha çabuk duracaktır. O yüzden uysal olan kuşları alırsanız bu şekilde hemen elinize alıştırabilirsiniz. Hareketli olan kuşları ise alıştırmak tabii ki biraz daha zor, elinizden korkabiliyor. Şimdi muhabbet kuşunu eve getirdiğiniz zaman ne yapmalısınız onu da sizlere anlatayım. Muhabbet kuşlarını aldığınız zaman, eve getirdiğiniz zaman onları 2 gün ya da 3 gün arkadaşlar bir odada bekletmeniz gerekiyor kendi kafesinde. Bunu yapmamızın sebebi ise muhabbet kuşunun duvarlara çarpıp kendisini yaralamasına, zarar vermesine engel olmak içindir. Tabii ki bu kuştan kuşa da farklılık gösterebilir. Örneğin benimki gibi direkt olarak elinizde duruyorsa ya da etrafa hemen uçmuyorsa kuşunuzu direkt olarak ikinci gün kafesine alıştıktan sonra ikincisi gün benim yaptığım gibi direkt olarak elinize alabilirsiniz. Ancak kuşunuz çok fazla uçuyorsa, duvarlara çarpıyorsa kendisine zarar verir. O yüzden 2-3 gün onu kendi kafesinde bekletin ve ortamı ve kafesindeki objelere alışsın arkadaşlar. Bu sayede kuşunuz sağladığınız zaman camlara ya da duvarlara çarpmasını da önlemiş olursunuz. O yüzden 2-3 gün çok hareketli olan kuşları, sizden korkan kuşları kafeste bekletmek çok önemli. Kuşunuz eğer elinizden çok fazla korkuyorsa kafesin içerisine elinizi sokarak ona yem yedirmeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki ben videoda hızlı yapıyorum ancak sizin bunu kuşu korkutmadan ya da düşük bir ses tonuyla yapmanız gerekiyor. Elinizle ona yem yedirmeye çalışabilirsiniz bu şekilde. Tabii ki bu biraz sabır işi. Kuşunuz hemen elinizden yem yemeyebilir. Ancak eninde sonunda pes edecektir arkadaşlar. Yine aynı şekilde kafes içerisine elinizi sokarak bu şekilde kuşunuzun elinize gelmesini bekleyebilirsiniz. Yavaş bir şekilde zaten kuşunuzun ayaklarına doğru elinizi götürdüğünüz zaman kuşunuz sizin parmağınıza gelecektir. Tabii ki her kuş hemen gelmeyebilir ancak kuşların da bir kapasitesi var, yorulma kapasitesi var. Enerjisi çabuk bitiyor örneğin yavru kuşların. Enerjisi bittiği takdirde zaten sizin elinizde duracaktır, yani pes edecektir. O yüzden yavaş bir şekilde elinizi almaya çalışabilirsiniz tünekteki kuşu. Kaçtığı takdirde diğer tüneye elinizi yavaş bir şekilde yanaştırarak tekrar almaya çalışabilirsiniz. Tabii ki bunu yaparken çok yavaş ve sakin bir şekilde kuşu korkutmadan yapmanız gerekiyor. Aksi halde kuşunuz sizden korkabilir arkadaşlar. Yine kuşunuz elinizden kafesin içerisinde korkmayabilir. Kafesten güven aldığı için sizin elinizde durabilir. Ancak dışarıya çıkardığınız zaman elinizde kuş korktuğu için sizin elinizden kaçabilir arkadaşlar. O durumda da kuşunuzun, sizden korkan kuşunuzun size alışması için, elinize alışması için bu şekilde bir T tünek kullanabilirsiniz. Bunu ben kendim yapmıştım. 2 tane tüneyi birleştirerek yaptım arkadaşlar.
Buradan gördüğünüz gibi çaktım. Bunu da çok soran arkadaş olmuştu. Nereden aldınız diye. İki tane tahta tüneye aldım ve bu şekilde çaktım arkadaşlar. Kuşunuzu bu şekilde bir obje ile kendinize alıştırabilirsiniz. Kuşunuz belki sizin elinizden korkabilir ancak bu objeden objeye alışırsa objeden güven aldığı için dışarıda da sizden kaçmayacaktır ve sakin bir şekilde elinize alıştırabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde sizden kaçıyorsa obje yardımıyla kuşunuzu kendinize alıştırabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu şekilde kuşunuz objenin üzerindeyken elinizde yavaş bir şekilde ona yaklaşmaya çalışabilirsiniz. Onu sevebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde yavaş bir şekilde kuşunuzun elinizden korkmasını önleyebilirsiniz. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar da bana kuşlarıma çeşitli hareketleri nasıl yaptırabilirim diye soruyorlar. Örneğin silindir içerisinden geçirme, iki parmağın arasında yürütme ya da merdiven çıkma gibi çeşitli hareketleri kuşuma nasıl öğretebilirim diye soruyorlar. Bildiğim kadarıyla o hareketleri aç bırakarak yapıyorlar kuşlar ve sonrasında istenilen hareketi yapan kuşa da ödül veriliyor arkadaşlar, yem veriliyor ödül olarak. Ben kesinlikle bunu kuşlara yapmanızı tavsiye etmiyorum. Kuşun doğasında olmayan hiçbir hareketi ona yapmanızı önermiyorum. Çünkü kuşlar doğada hiçbir şekilde bu tarz hareketleri yapmıyorlar. Biz kuşları neden alıyoruz? Kendimize arkadaş olsun, onunla vakit geçirelim diye alıyoruz arkadaşlar. O yüzden yani kuşların bu tarz hareketleri yapması gerekmiyor. Eğer çok da istiyorsanız, hani bu tarz hareketleri yaptırmak istiyorsanız bir objeye, bunu yaptırmak komut verirsiniz. Robotlar yapar ancak bu hareketleri. O yüzden kuşlarımızı kesinlikle robotlaştırmayalım. Eğer bu tarz hareketleri de yaptırmak istiyorsanız, ben dün bildiğiniz gibi bir arkadaşa helikopter gönderdim uzaktan kumandalı ve bu helikopterin çok güzel manevra kabiliyeti vardı. Eğer bu tarz hareketleri yaptırmak istiyorsanız bunu ancak robotlar yapar ve bu oyuncak araba ya da benim gönderdiğim helikopter gibi bir helikopter alarak istediğiniz hareketleri onlara yaptırabilirsiniz. Onlar her türlü delikten geçiyorlar zaten. Yani her türlü hareketi onlara yaptırabilirsiniz. Bu tarz hareketleri yapmak, emir komuta şeklinde yapmak robotların işidir arkadaşlar. Kuşları robot yerine koymayalım. Onlara bu tarz hareketleri de kesinlikle yaptırmayın. Zaten ben bu tarz hareketleri yaptıranları da sevmiyorum. Bunu da buradan belirteyim arkadaşlar. Size muhabbet kuşu eğitimiyle ilgili bugünlük bazı bilgileri vermeye çalıştım arkadaşlar. Umarım etkili olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.